Ne yaşam ne ölüm. Eric Svensson'ın form doldururken insanı sıkacak ölçüye vardırdığı titizliğinden nefret ediyordum. Özellikle de bugün. Bana bir adli tabibin net ve sarih bir teknik rapor hazırlaması gerekiyordu. Hepsi bu. Ama İsveçli kendine hakim olamıyordu. Cümleleri yüksek sesle okuyor. Sonra büyük bir itinayla sözcüklerin sıralarını değiştiriyordu. Luke yakında kendine gelir diye devam etti. Ya da hiç uyanmaz. Vücut fonksiyonları normal. Ancak bilinç kapalı. Ölü gibi. Sanki iki dünya arasına sıkışmış. Reanimasyon servisinin holünde oturuyordum. Svensson ayaktaydı. Gün ışığını arkadan alıyordu. Sordum. Tam olarak nerede olmuş? Charters yakınlarındaki krevinde. Peki neden buraya getirmişler? Charters'ta reanimasyon donanımı yokmuş. Peki neden buraya Hotel du'ya? Böyle daha iyi olacağını düşünmüşler sanırım. Zaten Hotel du bir polis hastanesi. Koltuğumuza büzülmüştüm. suya atlamaya hazır bir olimpiyat yüzücüsü gibiydim. Çift kanatlı kapıdan yayılan aseptik kokusu sıcak havayla karışıyor ve gırtlağıma yapışıyordu. Kafamın içinde yüzlerce soru vardı. Onu kim bulmuş? Bahçıvan. Onu kimin evinin yakınındaki derenin içinde görmüş kollarından tutup sudan çekip çıkarmış. Saat sabası, sabahın sekiziymiş. Şansa bak ki adli tıbbı yardım servisi yakınlardaymış. Derhal müdahale etmişler. Sahneyi gözümde canlandırmaya çalışıyordum. Vernay'daki ev, tarlalara açılan geniş çimenlik alan, otların altında kaybolmadan önce ormanla sınır oluşturan dere. Orada birçok hafta sonu geçirmiştim yasak kelimeyi telaffuz ettim. İntihar olduğunu kim söyledi? Acil yardım servisindeki çocuklar raporda belirtmişler. Neden kaza değil, vücuduna ağırlıklar takılıymış. Kafamı kaldırdım. Svensson ellerini iki yana açtı, üzüntüsü belir üzüntüsünü belirterek. Süliyeti karbon kağıdından depuke edilmiş gibiydi çöp gibi ince bir gövde, kıvırcık saçlar, öksü gibi yuvarlak bir kafa. Luke beline metal tellerle bağ taşı bağlamış. Bir tür dalgıç kemeri gibi. Cinayet olamaz mı? Saçmalama Matt. O zaman onu vücudunda üç kurşunla bulurduk. Suya atlamış hepsi bu. Kabul et. İngiltere Sussex'te bir nehre atlamadan önce ceplerini taşlarla doldura, dolduran Virginia Woolf'u düşünüyordum. Svensson haklıydı. Olay mahalli bile bunun bir ispatıydı. Normalde intihar etmek isteyen herhangi bir polis beylik tapancasıyla kafasına bir şu kurşun sıkardı. Luke'un intiharının törensel bir yanı vardı. Restore etmek, düzenlemek için dünyanın parasını harcadığı çiftlik evi Bernay. Luke için kusursuz bir tapınak olmuştu demek ki. Adli tabip elini omzuma koydu. İntihar eden ilk polis değil. Hepiniz uçurumun kıyısındasınız ve yine cümleler. Artık dinlemiyordum. İstatik, i̇statistikleri düşünüyordum. Geçtiğimiz yıl Fransa'da yüzün üstünde polis silahla intihar etmişti. Günümüzde intihar kariyerine son vermenin bir yöntemi haline gelmişti artık. Koridorun karanlığı bana daha da yoğunlaşmış gibi geldi. Eter kokusu bunaltıcı sıcak lukla konuşmayalı ne kadar olmuştu olmuştu. Svensson'a bakıyordum. Peki sen sen ne arıyorsun burada? Omzunu sekti. Bana bir ceset getirdiler Rapeye. Bir evi soyarken vurulmuş. Bana cesedi getiren çocuklar Hotel Du'dan geliyorlarmış. Bana Luk'tan bahsettiler. Ben de buraya gelmek için her şeyi bir yana bıraktım. Sonuçta müşterim beni bekleyebilir. Svensson'un sözcükleri boşlukta yalkılanırken kulaklarımda hala Fukaltın bir saat önce Luke kendini öldürmeye kalkışmış sözleriyle olayı bana bildiren sesi vardı. Migren kafatasımı ele geçirmişti. Svensson'u daha iyi gözlemleyebiliyordum. Beyaz önlük olmadan tamamen gerçek dışıydı sanki. Ama oydu. Çengel gibi eğri, küçük bir burun ve kelebek gözlüğüne benzeyen ince gözlükler lükun baş ucunda duran bir ölü doktoru. Can sıkıcı. Çift kanatlı servis kapısı açıldı. Kısa boylu, yeşil ameliyat giysisi içinde bir doktor belirdi. Onu hemen tanıdım. Christoph Borges, anestesi ve rehabilitasyon uzmanı. İki yıl önce 18. bölgedeki Kustun sokağında etrafa rastgele ateş açan şizoid eğilimli bir pezevengin hayatını kurtarmıştı. Herif 45'lik bir mermiyi omuriliğine yemeden önce mermi benim tabancamdan çıkmıştı. İki peli, polis memurunu vurmuştu. Ayağa kalktım ve ona doğru ilerledim. Doktor kaşlarını çattı. Tanışıyor muyuz? Matiye Durey, Cinayet Masasından. Benzane olayı, Mart 2000. Vurulmuş bir soyguncu, sonra burada öldü. Geçen yıl Kretil'deki mahkemede karşılaştık gıyabında yargılanırken. Böyle şeyleri çok gördüm anlamında bir hareket yaptı. Beyaz ve gür saçları vardı. Yaşıyla uyuşmayan canlı ve çekici saçlar. Reanimasyon servisine doğru baktı. Komadaki polis için mi buradasınız? Luke Soberov, en iyi arkadaşımdı. Suratını buruşturdu. Sanki işte yeni bir sıkıntı daha her gibiydi. Kurtulacak mı? Doktor sırtındaki yeşil önlüğün bağlarını çözüyordu. Kalbinin yeniden çalışması bile bir mucize dedi. Onu sudan çıkardıklarında ölmüştü. Yani demek istediğiniz klinik olarak ölü. Eğer su bu kadar soğuk olmasaydı yapacak hiçbir şey yoktu. Ama organizma hipotermiye girmiş. Bu da vücuttaki dolaşımı yavaşlatmış. Charters'taki çocuklar olağanüstü bir karar verme yeteneği sergilemişler. Kanını yeniden ısıtarak imkansızı denemişler ve imkansız gerçekleşmiş gerçek bir yeniden canlanma. Nasıl? Onlara doğru yaklaşmış olan Svensson araya girdi. Sana açıklarım. Ona ters ters baktım. Bu sırada doktor da saatine bakıyordu. Gerçekten vaktim yok. Sinirim tepeme çıkmıştım. En iyi dostum yan tarafta can çekişiyor. Evet sizi dinliyorum. Özür dilerim dedi doktor hafifçe gülümseyerek. Henüz tam bir teşhis konmadı. Koma'nın derinliğini değerlendirmek için bazı testler yapılıyor. Fizik olarak durumu nasıl? Hayata döndü. Onu uyandırmak için yapacak pek fazla bir şey yok ve eğer komadan çıkarsa durumunun ne olduğunu da bilebileceğiz. Her şey beyin lezyonlarına bağlı. Arkadaşınız öldü ve dirildi. Anlıyor musunuz? Beyni oksijensiz kaldı. Bu da hiç şüphesiz bazı arazlara yol açacaktır. Birçok koma tipi var değil mi? Adam saatine baktı. Birçok evet. Bitkisel hayat mesela. Bu durumda hasta bazı uyarılara tepki verir. Bir de gerçek koma. Hasta tamamen izole durumdadır. Dostunuz şu an ikisinin arasında bir yerde. Ancak bence nörolog Erik Tülyer'i görmeniz daha iyi olur. İsmi defterime not ettim. Şu an testleri o yapıyor. Yarın için ondan bir randevu alın. Adam yeniden saatine bir göz attı. Sonra alçak sesle konuştu. Başka bir şey daha. Karısına sormaya cesaret edemedim. Sanırım arkadaşınız uyuşturucu kullanıyordu, değil mi? Kesinlikle imkansız. Neden? Kolunda iğne izleri var. Belki de bir tedavi görüyordu. Hayır. Karısı herhangi bir tedaviden söz etmedi, çok emin. Doktor tek hareketli önlüğünü çıkardı ve elini bana doğru uzattı. Bu kez gerçekten gitmek zorundayım. Beni başka bir serviste bekliyorlar. Onu bir baş hareketiyle cevapladım ve kapıların yeniden açılıp kapandığını gördüm. Laura, Luke'un karısı da kağıttan bir önlük giymiş, başına da alnına kadar inen bir bone takmıştı. Yürümüyor, ayakta sallanıyordu sanki. Ona doğru ilerledim. Sanki sesim veya varlığım onu ürkütmüş gibi geri çekildi. Yüzü soğuk ve ifadesizdi. Laura bir ihtiyacım varsa herhangi bir şeye ben. Hayır anlamında bir hareket yaptı. Güzel bir kadın hiç olmamıştı. Ama şu an bir hortluğa benziyordu. Aceleci bir tavırla mırıldandı. Dün akşam eve onsuz gitmemizi söyledi. Vernay'da kalmak istiyordu. Ben neler olduğunu bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Mırıltısı gitgide duyulmaz bir hal aldı. Onu kollarımın arasına almam gerekiyordu. Ama bu tür içten davranışlar konusunda beceriksizdim. Ne şimdi yapabilmiştim ne de başka bir zaman. Öylesine konuştum. Komadan çıkacak buna eminim. Hem bana buz gibi gözlerle baktı. Göz bebeklerindeki kin çok belirgindi. Bu bunun sebebi mesleğiniz. Şu aptal mesleğiniz. Peki öyle değil bu. Cümlemi bitiremedim. Laura gözyaşlarına boğuldu. Merhametle ona sarılmak istedim ama ona dokunamıyordum. Başımı öne eğdim ve önlüğünün altındaki mantosunun düğmelerinin yanlış iliklendiğini gördüm. Bu ayrıntı beni de az kalsın hıçkırıklara boğacaktı. Burnunu sildikten sonra fısıltıyla konuştu. Gitmem gerekiyor. Çocuklar beni bekliyor. Kızlar nerede? Okulda. Onları etüte bıraktım. Kulaklarım uğulduyordu. Seslerimiz bu uğultunun içinde çınlıyordu. Seni götürmemi ister misin? Arabam var. Yeniden burnunu silerken onu inceliyordum. Dar bir yüz, tavşan dişler, çoktan grileşmiş kıvırcık saçlar. İstemesem de aklıma Luke'un bir düşüncesi geldi. Onun sırrını açıklayan küstahçe cümlelerinden biriydi bu. Kadın onu unutmanın en iyi yolu, sorunu mümkün olduğunca çabuk halletmektir. Gerçekten de yaptığı buydu. Kendi bölgesinden, Prenelerden ithal ederek evlendiği bu kadın ona iki kez hem de peş peşe çocuk doğurmuştu. Daha iyisi elimden gelmediğinden söyleyiverdim. Seni akşam ararım. Laura başını peki dercesine salladı ve vestiyere doğru uzaklaştı. Arkama döndüm. Anestezi ortadan yok olmuş. ortadan yok olmuştu. Svensson hala oradaydı. Hazır ve nazır Svensson. Doktorun yeşil önlüğü bir koltuğa bırakmış olduğunu gördüm ve hemen aldım. Luke'u göreceğim. Sırası değil. Beni sert bile bir el hareketiyle durdurdu. Doktor biraz önce söyledi. Bazı testler yapılıyormuş. Öfkeyle ondan kurtuldum. Ama o yumuşak bir ses tonuyla sözlerini sürdürdü. Yarın gelirsin Med. Bu herkes için daha iyi. Vücudumdaki öfke dalgası yavaş yavaş etkisini kaybediyordu. Svensson haklıydı. İşlerini yapmaları için doktorları rahat bırakmalıydım. Orasını, burasına sondalar, hortumlar takılmış arkadaşımı görmek bana ne kazandıracaktı? Adli tabibi başımla selamladım ve merdivenlerden indim. Baş ağrım hafifliyordu. Hiçbir şey düşünmeden yaralı şüphelilerin, yoksunluk krizine girmiş uyuşturucu müptelalarının bulunduğu tutuklu revrine doğru yöneldim. Sonra duru verdim. Nedense beni tanıyan bir polisle karşılaşmaktan çekinmiştim. Duygu dolu taziyeleri, acıma dolu sözcükleri duymaya hazır değildim. Ama girişteki hole doğru ilerledim. Kapıda cebimden filtresiz camel paketini çıkardım ve kocaman zip bombla bir sigara yaktım. Ağız dolusu dumanı ciğerlerime çektim. Gözüm paketin üzerindeki uyarı yazısına takıldı. Sigara içmek yavaş ve ağrılı bir ölüme yol açar. Sırtımı demir parmaklıklara dayadım ve sigaramdan birkaç nefes daha çektim. Sonra sola, varlığımın can damarına, Hues de Orfez 36 numaraya yöneldim. Birden vazgeçtim ve durdum. Ardından sağa, hayatımın bir de bir diğer, bir diğer dayanağına doğru ilerlemeye başladım. Notre Dame Katedrali'ne. Girişten itibaren uyarılar başlıyordu. Yan kesicilere dikkat edin. Güvenlik önlemi olarak içeri valizle girmek yasaktır sessiz olunması rica edilir. Yine de kalabalığa, sami samimiyetsizliğe rağmen Notre Dame'ın kapısından içeri adımımı atar atmaz hep aynı heyecanı duyuyordum. Dirseklerimle kendime yol açarak kutsal suyun bulunduğu mermer kaba ulaştım. Parmaklarımı suya daldırdım ve Meryem Ana'nın önünde saygıyla diz çökerek hat çıkardım. O anda 9 milimetrelik UCP Parabellum'un kabzasını kalçamda hissettim. Uzun zamandan beri bu gibi durumlarda beylik silahım sorun olmuyordu. Bir kiliseye böyle silahla girmek doğru bir hareket miydi? Bir süre silahımı arabamın koltuğunun altına saklamış ama sonra her seferinde 36 numaradaki park yerine dönmem gerektiğinden bundan vazgeçmiştim. Bir arada katedralin alçak kabartmaları arasında bir zula bulmayı düşünmüş ancak bu fikirden de derhal caymıştım. Çok tehlikeliydi. Sonuçta haçlılar da tapınaklara kılıçlarıyla girmiyorlar mıydı? Mumların aydınlattığı sağ taraftaki koridordan ilerledim. Üzerlerinde görevli rahiplerin hangi dili konuştuğunu gösteren flamaların bulunduğu günah çıkarma hücrelerini geride bıraktım. Her adımda biraz daha rahatlıyor ve sakinleşiyordum. Kilisenin loşluğu bana huzur veriyordu. Duvarları iç karartıcı kocaman tablolarla, Jeanne d'Arc ve Aziza Teresa heykelleriyle kaplı, ancak şu an halka kapalı olan San Francis ve San Jennifer şepellerini geçtim. Hazine salonunun önündeki kuyruğa takılmadan koro bölümünün dibine, her akşam gelip dua ederek derin düşüncelere daldığım benim şapelime ulaştım. Notre Dame des Chapelle. Hafifçe aydınlatılmış birkaç sıra üzerinde kanım mumların ve litürjik eşyaların bulunduğu bir sunak. Sağ tarafa doğru üzerine diz çökülen küçük iskemlelerin arasında gözlerden uzak bir yere verdim. Gözlerimi kapatır kapatmaz bir ses duydum. Şunlara bak uyukluyorlar Luke yanımda duruyordu. 14 yaşında, kızıl saçlı, zayıf Luke. Artı Notre Dame Katedrali'nde değil, 3. sınıf öğrencileriyle dolu Saint Michael de Seze Koleji'nin şapelindeydim. Luke sert bir ses tonuyla devam etti. Ben rahip olunca bütün cemaatim ayakta olacak. Tıpkı bir rock konserindeymişler gibi.